Merhaba alternatifçiler, ben Hüseyin Kafadengi. Alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili pratik bilgilerin olduğu Antalya'nın Güney'in Güneşi stüdyosuna hoş geldiniz. Antalya'da 2019 yılı Nisan ve Mayıs ayı itibariyle güneş paneli fiyatı ne kadardır? Solar sisteme nereden nasıl başlanılır? Solar sistem kurulumu esnasında nelere dikkat edilmeli konularını işleyeceğiz. Amacımız doğal kaynakların gelecek nesillere temiz ve kullanılabilir kalması farkındalığını oluşturmak. Ne kadar çok insan alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsa dünyamız o kadar az kirlenecek. Bu düşünceye destek olmak için kanala abone olup videoları arkadaşlarıyla paylaşan tüm alternatifçilere sonsuz teşekkür ederim. Solar sistem, yani güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi, geleceğin enerjisi olduğunun farkına varıp sektörde yer almak ve kazanç elde etmek isteyen bir yatırımcı mısın? Geleceğin mesleği olduğunu düşünüp sektörde teknik bilgi sahibi olmak isteyen bir girişimci misin? Bir evin enerji ihtiyacını karşılamak için mi, yoksa bir işletmenin enerji ihtiyacını karşılamak için mi solar sisteme giriş yapacaksın? Bunların hepsinde atılması gereken ilk adımlar farklı. İzlemeye devam edin. Bütün bu sorular ile ilgili yukarıda açılan bağlantıya tıklayarak veya güneşbaba.blogspot.com adresini ziyaret ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Öncelikle yatırımcılar için solar sisteme giriş adımlarını kısaca anlatmaya çalışalım. Güneş enerji santrali, GES kurabilir veya malzeme temini gibi tedarikçi firma olabilirsiniz. Dilerseniz projelendirme ve kurulum gibi uygulama firması olarak da sektörde yer edinebilirsiniz. Güneş enerji santrali kurmak için öncelikle kaç watt santral kurmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Tam bu noktada enerji dağıtım firması TEDAŞ'a giderseniz şöyle bir yanıt alırsınız. Kapasite yok. Atılması gereken ilk adım enerji dağıtım firması, yani TEDAŞ'a gitmek değildir. Atılması gereken ilk adım enerji dağıtım firmasına gidip GES firması kurmak istiyorum, ne yapabilirim şeklinde bilgi talep etmek yerine enerjiyi üreteceğiniz üretim merkezi ile üreteceğiniz enerjiyi kullanacak tüketim merkezinin uygun olup olmadığını inceleyin. Dikkat edilmesi gereken, üretim kapasitesi hesaplanıp enerjinin tüketim merkezi veya enerji dağıtım şebekesinin trafosuna mesafesi 5 kilometreyi geçmemeli. GES kurulacak üretim tesisi tarım arazisi olmamalı. GES kurulacak üretim tesisi maksimum güneşlenmeye sahip olmalı. GES kuracağınız bölgenin konumunu GPS'ler ile koordinatlarını belirtin. Doğu, batı, kuzey, güney. Güneş paneli teknolojisi şu anda Türkiye'de 195 x 99 santimetre alanda maksimum 370 watt enerji üretebilmekte. Ortalama 2 metrekare alanda en az kapasite günlük 1480 watt enerji üretebilir. Panel sehpalarının hareketli olması günlük 2590 watt, yani enerjinin 1110 watt daha fazla artmasını sağlar. 2019 yılı Nisan ayı itibariyle yaklaşık 2 metrekare alan kaplayan 370 wattlık güneş paneli fiyatı 1020 TL. Güneş paneli güneşi optimum görecek şekilde sabit konumlandırılırsa günlük 1480 watt elektrik enerjisi elde eder. Parasal değeri ise 0.35 Türk lirasıdır. Ancak paneller hareketli olursa en az 2590 watt elektrik enerjisi elde edilir. Parasal değeri ise 0.62 lira. Kriterlere uyan bir üretim tesisi planlıyorsanız ilk yapmanız gereken şey lisanslı bir GES firması ile işbirliği yaparak proje oluşturmak. Bunun için aşağıdaki WhatsApp numarasından bana GES kurmak istediğiniz bölgeyi belirten bir mesaj atarsanız bölgenizdeki lisanslı GES firmalarına yönlendirebilirim. İsterseniz güneşbaba.blogspot.com adresini ziyaret ederek Türkiye'de ve dünyada lisanslı GES firmaları bilgilerine ulaşabilirsiniz. Türkiye'de ticari ve akademik GES kurulumlarının neredeyse tamamı ne yazık ki sabit sehpalara monte edilmiş. Bu hatalı uygulama güneş enerjisi teknolojisinin yeteri kadar biliniyor olmamasından kaynaklanıyor. Akademisyenler başta olmak üzere hükümet temsilcileri, sanayi ve endüstri alanında ticari faaliyet gösteren işletme temsilcilerinin, duyarlı sivil toplum örgütü temsilcilerinin bu konuya hassasiyet göstermeleri toplumun refahının sağlanmasını etkiler. Zira başta Antalya olmak üzere
Türkiye, alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ekipmanlarını tedarik etmek yerine üretimini yapıyor olması ülkenin ekonomisini canlandırır. Türkiye ülkelerde ve komşu ülkelerdeki pazar payını düşünmek umarım benim kadar sizi de heyecanlandırıyordur. Sonraki videoda Güney'in Güneşi stüdyomuza güneş paneli kurulumu gerçekleştirip aşama aşama yayınlayacağız. Şimdilik Antalya'da faaliyet gösteren GES firmalarından fiyat araştırması yapıyoruz. Siz de evinizde güneş panelleriyle elektrik üretip enerjinizi bağımsız kılmak istiyorsanız öncelikle fiyatları araştırın. Elbette size verilen tekliflerde sunulan malzemelerin teknik özelliklerini de karşılaştırın. Son olarak videolarda verdiğim güncel güneş paneli fiyatlarından rahatsız olan kazıkçı GES firmaları veya bu firmalara yakın çevreler video yorumlarında kılık kıyafetime ve sesime çirkin yorumlar yapıyorlar. Tehdit ederek bir şey yapamayacaklarını anlamış olmalılar ki videonun yorumlarında havlamaya başladılar. Buradan onlara dışına halk, içine hak bakar sözünü hatırlatıp siz önce bu kadar insana attığınız kazığın gün gelip hesabını vereceğiniz zamanı düşünün. Kendi vicdanınıza bakın. Unutmayın. Amacımız doğal kaynakların gelecek nesillere temiz ve kullanılabilir kalmasının farkındalığını oluşturmak. Ne kadar çok insan alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsa dünyamız o kadar az kirlenecek. Lütfen destek olmak için kanala abone olup videoları arkadaşlarınız ile WhatsApp'ta, Facebook'ta, Instagram'da veya Twitter'da paylaşın. Solar sistem ile ilgili aklınıza gelen her türlü soruyu videonun yorumlarında sorabilirsiniz. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? WhatsApp'tan bir yorum yaptım ama bu panel konusunda. Evet. Anladım. Ben biraz önce cevap yazdım ama siz sanırım okumamışsınız. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Kablonun tercihini şöyle yapmanız gerekiyor. Mesela 1000 wattlık bir sistem mi taşıyacaksınız? 5000 watt mı taşıyacaksınız? 20000 watt mı? Ona göre kablonun kalınlığını belirlemeniz gerekiyor. Yani sisteminizde tabii. Yani sisteminizde taşıyacağınız enerjinin miktarına göre kabloyu belirlemeniz gerekiyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben 1 watt olarak değil de ben şöyle 500 civarında acaba altı gelir onu bilmiyorum ben. 0.75 kullandım bir tane de. Az gelir o biraz. 0.75 az gelir. 1.5 yap onu en az. 1.5. Tabii. Tamam. Peki. Tamam. Var mı başka yardımcı olabileceğim bir konu? Yardımcı olabilirsin. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bizim bu kanalımızda abonelerimiz az. Niye az? Nasıl çoğaltacağız abonelerimizi? Arkadaşlarımızla paylaşalım olur mu? Görüşmek üzere. Rize'ye selamlar. Hoşça kal. Bu videoyu beğenip yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdaki bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Güneşiniz, enerjiniz ve neşeniz bol olsun. Sağlıcakla, hoşça kalın.